diye de para geliyor. Para mı gelecek? Durup dururken nereden çıktı bu? Kızım, avucunun içi kaşınınca para geliyor derler, bilmez misin? Kız saçmalama be ana. Öyle şey mi olur? Batıl inanç. Bu mantıkla banka ve veznedarların avuçları içi durmadan uyuz gibi kaşıması gerekir. Her dakika para gelir onlara. Belki de hakikaten kaşınıyordur onların da avuçları, nerede? Aa, Pemi abi kız kapı çaldı. Hı, öyle mi? Ha? Emin bakayım o zaman hanımım. Kız sen benimle maytap mı geçirsin sülalesi? Kapı çalıyor diyeceğine kalkıp baksana. Kalk bak şu kapıya. Seni bu eve niye aldım be kız? Ya vurmam da karıma ya. Ona vurmayıp da sana mı vurayım? Seç birini. Ya sana vuracağım ya ona vuracağım. Kime vuracağım? Tamam tamam, ona vur. Kim geldi? Biz de bakalım. Kalk kalk. Oh. Hadi. Ne var? Ne geldin? Üf. Herhalde senin için gelmedi. Ne var be? Ne geldin ay, be? Ay yine bu geldi. Merhaba, gönlümün reçetesi. Ay senin gönlüne tüküreyim. Ne var, ne çalarsın kapımı? Ne çalıyorsun? Elektrik gidiyor. Ha? Buraya basıyorsun, elektrik gidiyor. Bilmiyor musun fatura ne geliyor? Bembeciğim bırak şimdi elektrik faturasını. Sana bir şey göstermeye geldim. Ne göstereceğim bana be? Önemli bir şey değil canım. Sadece altın gerdanlık. 24 ay herhalde. Nasıl? Ay 24 ayar mı dedi? 24 ayar. Dur kendine gel ya. Havuç görmüş tavşan gibi hemen ne kaptırıyorsun kendine? Şey kızım kaptırma demesi kolay. Görmedin mi altını nasıl parıldıyor? Beter. Versene anam şunu bir takayım koyun boynuma. Olmaz. Olmaz. Dur. Olmaz ama sen de ulan gösterip gösterip vermiyorsun ha. Ver şunu takayım boynuma. Vereceğim pembeciğim, vereceğim. Ama yemekte vereceğim. Ha. Yemekte mi dedi? Tabii yemek. Ekel yemek yiyelim anam. İnanır mısın vallahi kelle soğan aldım. Kırar ekmekle cücüğünü de sana veririm. Hadi gel. Sen de bana gerdanlığı verirsin. Ya saçmalama pembe. Ne soğanı ne cücüğü ya. Ha. Ben seni Boğaz'daki lokantasına yemeğe götüreceğim. Gerdanlığı da orada vereceğim. Ne feste? Tamam derlik. Anam saat kaçta gidiyoruz? Saat de yok kolda. Akşam 9'da. 9'da dedi. 9'da görüşüyoruz da. Ve şimdi gerdanlığı bende dursun sen yok. Kaybedersin. Yok yok kaybetmem pembeciğim. Sen hiç meraklanma. Akşam 9'da görüşürüz. Görüşürüz anam. Kızını geç anam. İçeri. Allah seni ne yapmasın geç içeri. Altını görünce ayran budalasına döndü. Geç geç içeri. Geç. Kollarımızı yana. Evet. Evet. İşte böyle. Şimdi öne doğru uzanıyoruz. Bacağımızı uzattık. Bir, iki, Allah, ay, Allah, Allah. İki, şimdi ayrı. Kolları bir. Tövbeler olsun. Delirdi bu be. Destur bismillah. Kız anan ne yaparsın be? Hadi. Bu vatanlar nasıl dans ediyor? Onu gösteriyor abi. Allah seni ne yapmasın ya? Çocuk değil sana be. Kız alay bu ne kılık böyle? Ne varmış kılığında be? Spor yaparken tuvalet giyecek halim yoktu ya. Ha? Kız durduk yedi. Nereden çıktı? Sayıplamak ister. Kocasına güzel görünmek ister. Ay. Oh. Ay yesinler seni sporunu. Bak bak neler yapar bak bak bak. Şimdi bacakları çekiyoruz. Ha görüşüme şimdi yatıyorum oraya çıkıyorum. Ha bir. İki. Üç. Allah. Allah. Kız dur be bu ne hal be. Evi yıkacağım be. Bu ne hal be. Kız kanter içinde kalmasın şimdi. Sırası mı sporun? Ay şu hale bak. Dur. Allah seni kahretsin. Ne gülüyorsun be? Ne kadar şey gülüyorsun be? Jimnastik yaparken. Kız kanter içinde kalmasın. Bu ne hal be. Ya gülme be. Gel şuraya doğru gidelim Şahane gel. Ferhat. Hayırdır Şahane? Bak sana ne ördüm. Aa, atkı örmüş. Ya Şahane'm niye zahmet ettin ya? Zahmet olur mu Ferhat? Ünümüz kış, ünümüz kış. Havalar soğudu. Sen bu atkıyı takacaksın ki takside üşütmeyesin. Çalışıp başlık paramızı biriktiresin. İnşallah. Ya Şahane'm çok teşekkür ederim. Vallahi çok incesin be. Vallahi çok teşekkür ederim yani. Öyle incin. Pek bir inceyim de sen de pek bir kabasın. Ne oldu Şahane'm ya? Ya niyesi var mı ya? O kadar alt gördüm. İnsan bir zahmet edip şöyle bir bakar. Nedir ne değildir ne örmüş ne nakış işlemiş diye bakar ya. Pardon Şahane'm ya. Hakikaten kazmayım ha. Bakıyoruz. Aa Ferhat yazıyor atkının ucuna bak. Bir ediyor. Diğer ucunda ne yazıyor bak bakayım. Bakıyoruz. Aa Sultan yazıyor bak.
Evet. Olmadı ki ama şahanem ya. Madem isimlerimizi yazacaktın, niye birini bir ucuna, birini bir ucuna yazdın ya? Bir araya yazsaydın ya. Biz kavuşamayız, bari isimlerimiz kavuşsun ya. Versin, ver. Ama bak. Atkıyı böyle dolayınca ne oldu? Atkının iki ucu buluştu. Yani Sultan'la Ferhat kavuştular değil mi? Aa, hakikaten de kavuştular ya. Ya şahanem sen ne düşünceli bir kızsın ya. Huyum kursun öyleymiş. Bak şahanem. Böyle yapınca da Ferhat Sultan'ı öpüyor. Ferhat ya, Sultan'ı öpüyor. Ay, hayır. Bak yine öpüyor, yine öpüyor. Gel sen de bana bir öpücük ver bakayım. Hayır ya. Ferhat hemen sırnaşma ya. Gel bir öpücük ya. Yok hayır ya. Ya aman be. Ya gel. Şahanem. Sultan. Gel. Sen de atarım kendimi aşağı. Ya. Gel. Hadi be. Gel. Hadi. İyi günler muhtar. Bir ikametgah seni de alacaktım da. Tabii buyurun oturun. Alayım onu ben. İsminiz? Gülüm. Pardon? Gülüm mü? Evet Gülüm. Gülüm Güleryüz. Çok değişik bir isim. Ne için alıyorsunuz ikametgah seni değil? Pasaportumu yenileyeceğim de. Aa öyle mi? Verin bakayım bunu. Alayım pasaportu da. Tamam. Şimdi şurada. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Vay be. Hatuna bak fıstık gibi ha. Allah! Ne oluyor ya? Utanmıyor değil mi mahalleli kızların ardından konuşmaya? Kafanı kırarım vallahi seninle. Tamam ya. Pasaportunu unuttu kızcağız. Neyse şunu saklayayım da geldiğinde verirsin. Adı neydi abi? Dur. Tamam ya. Ha. Kız Peyme abla başla çekirdeği. Aman yok kız yemeyeyim. Vallahi içim dışı çekirdek oldu. Bugün çok yedim. Gene kapı çalıyor. Yol geçen anana çevirdiler burayı. Ben bakarım Peyme abla. Ben bakarım. Sen yerleri silmeye devam et. İyi de ben yerleri silmiyordum ki Peyme abla. Durdun kabayat kızım al eline kovayı başla. Gezelim sen benimle. Ya bıktım artık. İyi günler terbiyeciğim. Ayrıla. Lazımlığında puncuk bulmuş gibi anam ne sırıtırsın öyle? Terbiyeciğim. Bunu görsen sen de benim gibi sırıtırsın. Anam. 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 Tehter, pırlanta yüzüktür. Ta kendisi. Sana aldım pembeciğim, minik kuşum. Bana mı aldın? Zerim duydun mu? Rüzi bana almış. Duydum abla, duydum. Canım benim, sağ ol. Pırlanta yüzük, sağ eller avaya. Pırlantalar buraya. Tek taşımı Edem aldı. Tek taşımı Edem taktı. Girmesinler avaya. Tak darlingçim, yüzüğü takarım. Takacağım parmağını ama şimdi değil. Ya ne zaman takacaksın? Akşama benimle yemeğe gelirsen yemekte veririm. Lokantasına götüreceğim seni. Tamam. Gerçekten valla kabul anam. Allah aşkına valla. Tak anam sen hadi. Abla. Ne var be ne oldu? Toplantı. Gel. Ne var ne oldu? Abla unuttun mu ya? Saat 9'da lokantasına gidecektin. Doğru dersin. Ethem bir dakika. Toplantımız devam ediyor. Döneceğim sana. Ne yapacağım ben şimdi? İki ucum değnek. Bununla yemeğe gitsem ana. Oradaki gerdanlıktan alacağım. Onunla gitsem buradaki tek taş gidecek. Buldum. Ethem. Ana ben o dediğin lokantayı sevmiyorum. En iyisi anam biz seninle akşama lokantasında buluşalım olur mu? Olur. Ne yapıyorsun abla? Olur pembeciğim. Yeter ki sen yemek teklifimi kabul et. Tamam. Akşam 9'da. Yok. 9'u 10 geçe sen lokantaya gel orada buluşalım. Tamam pembeciğim. Akşam lokantada görüşürüz. Bye. Bye. Abla.
Yanlışım varsa düzelt ama ikisine birden aynı lokantada randevu verdim. Sen meraklanma. Ben şu garibi plan yaptım. Neymiş bu plan, çok merak ettim. Şimdi darlingciğim, lokantada ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri masalara oturtacağım. İkisini birden idare edip ellerinde mücevherleri alacağım. Yapabileceğim peki abla? Sen ne dersin? Ben anamı boyayıp babama satarım be. Yaptım mı yoksa ben? Yaptım galiba. Anamı boyadığımı hatırlıyorum da. Babamdan paraları aldım mı orası bulanık anam. Sağ eller havaya, pırlantalar buraya. Tek taşımı etem aldı, tek taşımı etem taktı. Gülmesinler havaya, gülmesinler havaya. Geç. İşte sana getireyim mi çay? Yok. Kahvede çok içtim, istemem. Cemil uyudu mu? Ya uyudu uyudu. Alo buyurun. Ne çeviriyor bu be? Aman içim günahını alma be. Ne çevirecek Allah aşkına? İyi günler muhtar bey. Ya kusura bakmayın, akşam akşam rahatsız ettim ama bir şey soracaktım. Ben bugün pasaportumu sizin kahvede unuttum galiba. Evet gülüm, evet. Tamam gülüm. İstersen ben getireyim eve. Peki, teşekkür ederim. Kız gördün mü? Gördün başka mi? Bir kadın bulmuş. Anam söylemişti, kendine bakmazsan başkasını bulur demişti. Erkek milleti değil mi? Köküne kibir suyu. Aa, bu ne kız ana? Cebinden çıkan... Pasaport? Hey, karının pasaportu. Kız pasaportun ne işi var eniştemde be? Anladım, bunlar benden habersiz yurt dışına kaçacaklar. Ne dersin sen? Tabii. Kız başımıza gelen. Çabuk. Menekşe, benim küçük bir işim var, hemen gelirim. Küçük bir işim var öyle mi? Sen git işini hallet Muharremciğim. Tamam. Ben bilirim seni. Yürü kız yürü, kadının evine gideceğiz. Baskın vereceğiz. Kızım sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Polisle suçüstü yapacağız. Demek beni bırakıp elin karılarıyla yurt dışına çıkacaksın ha Muharrem? Gösteririm ben sana. Yürü gösterin. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle alırsın. Nereye bakıyorsun pembeciğim? Yok bir şey. Oğlum yavaş, gözüme soktun kemanın yayını be. Ben de ayıp oluyor, yapma. Tamam. Yürü. Tamam, geç. Nasıl, beğendin mi restoranı pembeciğim? Güzel, şugerdir. Anam, madem yemeğe geldik, anam şu gerdandığı ben alayım. Şişt, olur mu pembeciğim? Acelen ne ya? Önce bir yemek yiyelim, sonra veririm. Madem öyle, öyle olsun. Buyurun benim efendim. Buyurun. Al şunu. Birazdan lokantaya muşmula suratlı bir herif gelecek. Adı Ethem'dir. Onu lokantanın öte tarafında bir masaya oturt bizi görmesin. Başla. Hadi şimdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Pederimle buluşacak da geldi mi acaba? Telefon etti efendim. Masa ayırttı. Buyurun bu tarafa. Tamam. Buyurun menümüz. Peter. Anam saat kaç? 21:15. Güzel. Ben lavaboya gideyim. Valla 21:20'de buradayım anam. Tamam efendim. Siz nereye ulan, ayak yolumda da mı keman çalacaksınız? Hadi. Ethem. Canım. Hoş bulduk canım benim. Sen otur anama, otur. Trafik vardı, ondan takıldım, geciktim. Anam otur sen. Geç. Ben de şimdi geldim zaten pembeciğim. Anam pırlantayı yemekte vereceğim dedin. Al sana yemek, işte buradaysaydı ver, tek taşımı takayım can. Olur mu pembe? Önce bir yemek yiyelim. Ne acelemiz var diyeyim ama. Anam sen öyle diyorsan yiyelim.
Kim o? Bıttar mağarı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun pasaportunuz. Çok teşekkür ederim muhtar bey. Buralara kadar zahmet ettiniz. İçeri girin, dışarıda durmayın. Zahmet ne demek? Maksat vatandaşın işi görülsün. Bir çayımı için bari. Yok yok sağ olun. Gideyim ben. Evde çoluk çocuk bekler şimdi. Açın kapıyı. Açın işte. Kim bunlar? Ne olur be? Bu erişim sesi bu. Çok çabuk kız sınıfalı. Bak hazır anam elin elindeki. Tak şu pırlantayı haydi artık. Tak. Olmaz. Tatlıları yemeden olmaz. O zaman anam, ben bir lavaboya kadar gideyim geleyim. Geliyorum şimdi. Makyajımı tazeleyeyim, geliyorum canım. Tamam ay canım. Bebeğim, tamam. Ay canım. Ben geldim. Nerede kaldın Pembe ya? 15 dakikadır ne yapıyorsun banyoda? Barul kibar, Allah'ın görgüsüzü. İnsan hiç benim gibi bir hanımefendiye banyoda ne yaptın diye sorar mı be? Hı? Pardon pembeciğim, çok affedersin. Ya şöyle yola gel. Şu gerdanlığı ver de anam yemekte gerdanlığı takayım boynuma. Tamam. Hı. Pembeciğim. Ne var? Önce romantik bir dans edelim, sonra vereyim gerdanlığı, olmaz mı? Olur, madem sen öyle diyorsun, öyle olsun hanıma. Sonra vereceğim. Hı. Buyurun. Eyvah, etemin olduğu yere gelmişiz anam, görmese bari bizi. Ne yapıyorsun pembe ya? Yeter anam bu kadar dans. Otur sen masaya, ben bir lavaboya gidip geliyorum anam şimdi. Allah Allah, geldiğimizden beri iki dakikada bir lavaboya gidiyorsun pembe ya. Bizsek masayı lavaboya kurdurturduk yani. Tamam sen geç şöyle hanım, geç otur, geleceğim ha, git. Etir, tuvalette içeride sıra bekledim anam, ondan geciktim. Gel aşkım. Geldim. Dans edelim mi Pepe? Avam da değilim valla, çok yoruldum sonra Etir. Ya bir yanlış anlamam. Sus benim için. Ya sen bir de konuşur musun? Ben boğarım. Susun! Ne oluyor anlasın bakalım. Komiserim. Bu alaksız kadın kocama hayatta yuvalıyor. Salih de şahittir komiserim. Polisle baskın verdin. Kocama eve alır bu kadın. Susun! 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 Madem doğru mu Menekşe'nin söyledikleri? Vallahi değil komiserim. Şimdi bu hanımefendinin... Hanımefendim oldu bu kadın şimdi. Telefonda gülüm derdim. Ya Allah aşkına durun artık ya. Telefonda. Madem gülüm mü derdin? Ay, evet sen... gülüm derdim. Çünkü hanımefendinin adı gülüm komiserim. Evet gülüm. Buyurun cüzdanıma bakabilirsiniz. Evet doğru. Hanımefendinin adı gülüm. Buyurun. Peki pasaportun ne işi vardı Muharrem'de o zaman? Birlikte yurt dışına kaçacaklardı komiserim. Teşekkür ederim. Alaksız kalırsınız. Durun. Komiserim. Bu hanımefendi bugün muhtarla ikametgah sedi almaya gelmişti. Pasaportunu değiştirecekmiş. Evet. Onu da kahvede unuttu. Ben de bir insanlık yapıp götür pasaportunu verdim. Ben evliyim komiserim. Kocam var benim. Ne işim var onun kocasıyla? Kız ana. Biz galiba enişte bir günahını aldık. Kız hep senin yüzünden ha. Aşk olsun valla. Yandık be valla. Şifatoş. Hanımefendi. Siz bu iki hanımdan şikayetçi misiniz? Ha? Yok. Değilim komiserim. Salih. Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Bir daha da gözüm görmesin. Hadi. Hadi. Komiserim at bunları dışarı. Hadi. 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 Hadi
Acili. Şu etler ver de para verdi bu kadar ziyan olmasın. Tüküreyim parana bir. Yeter. Şurama kadar geldi. Çatlatacak mı beni sen? Pardon pembeciğim. Ver yüzü pırlantayı sen bana. Takayım pembeciğim. Takarım tak. Sol elleri havaya. Pırlantalar buraya. Güzel oldu valla. Monaco kraliçesi gibi oldu. Ben bir müsaadenle lavaboya kadar gideyim. Git anam, sıra sana geldi. Sıra geldi pırlantalara. Şeyleri, pırlantaları kurtardık, gerdanlığa geldi. Hadi Allah'tan iyiyiz. Bismillah. Sıra vardı anam tuvalette, ondan giyecektim, ha geldim. Şükür kavuşturana pembe ya. Lavaboya düştün sandım. Eh, imalı imalı konuşma bir. Üzerime afiyet şeyimi yani mideni bozmuşum ya. Ondan öyle şey öyle oluyor. Geçmiş olsun pembeciğim. O yüzük nereden çıktı pembe? Az önce yoktu parmağında. Ha, bu yüzük mü? Ha. Olur mu, vardı? Vardı. Vardı da anam yemedi demek ki. Neyse anam. Şu girdandı ver de ben takayım şunu hayırlısıyla. Takayım pembeciğim. İnşallah beğenirsin. Güzel. Ey kafana ey. Dur anam dur, kulağım şey. Ah, pardon. Ay maşallah. İşte güzel oldu valla. Zarafetime de zarafet kattı Betir. Korkuyorum kendimi nasıl değdireceğim. Sen benim resmen güzelliğimi taşlandırdın. Vallahi gerçekten. Maşallah maşallah. Vallahi. Hakikaten de öyle oldu. Güzel oldu. Pembe pardon, ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Tamam mı? Git anam sen git. Anam bir de ben bakayım kendimi. Hiç kendimi görmedim. Vay vay. Vay 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 vay. Herifler. Al birini vur ötekine. Bu kadar da olur mu? Bir girdanlığı taktılar. Yüzüğü kondurdular ellerime. Ama şimdi bir biraz yemek yiyeyim bakayım. Acıktım. Ethem. Ethem, senin ne işin var burada be? Ne olacak? Pembeyle yemeğe geldik. Pembeyle ben yemeğe geldim. Papyonlu. Nasıl olur? Benim de masamda otururdu. İki tane bir pembe var. He? Şimdi anladım. Demek lavaboya gidiyorum ayağına. İkimizi birden idare ettin ha? Yedim seni pembe. Bitti sen pembe. Yaşa, yürü. Yürü. Anam lavabo. Betim. Etim. Bak şimdi. Pembe. Bir alasmalık demeden mi gidiyorsun? Anam valla ben de seni arıyordum. Böyle fırıl fırıl ortalarda. Anam. Etim de buradaymış, ne tesadüf ya, bak. Çok büyük tesadüf. Çok büyük tesadüf pembe. Ne canım benim. Yani böyle bir lokantada üçümüz bir de karşılaşalım, olacak şey değil. Söylesem inanmazlar gerçekten. Ver şu gerdanlı. Aman. Sen salak mı sandın? Valla çok yakıştıydı be, yapma Bete, yapma. Ben de şu pırlantayı rica edeyim. Götürmeyin. Valla. Anam. Yürü yürü yürü. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Sizin mahalle. Abi gitti. Hepsi gitti. Vay valla. Vay. Ben de işte böyle kaldım orta. Hanımefendi hesap. Hesap mı? Ama ne hesabı be? Siz ödeyecek misiniz iki hesabı da? Beyler öyle dedi. Ben. Oğlum benim de para ne arar ha? Ne arar ha? Ha bak. Ha boş, gördün mü? Yok. Ödeyeceksiniz. Ulan Betir. Netim. Ben sizi ananızdan doğduğunuza pişman etmezsem anama. Bana da pepe demesinler. Bu ne be? Oyna teyze oyna.
çıkmış, doğru söylese bari, doğru söylese bari. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Ay Muharrem Bey, bak böyle dargın dargın. Ne yapayım, severim kocamı, kıskanırım haliyle. Tamam tamam Melekçe, dankır değilim sana. Dede, Pembe nerede be? Pembeciğim şu an lokantada hesapları ödemekle meşgul. Aa, bu Pembe değil mi be? Dolmuş bu da böyle. Aa, Pembe abla kızım ya. Şuna bak şuna. Ayazda kalmış köpek yavrusu gibi bakar be. Sana ne oldu? Sürme. Bu babasını gıdıkladığımın çocuğu yüzünden var ya Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olduk. Vallahi Fatoş nerede Fatoş? Ne Fatoş baba? Gitti tek taş üstü. Gitti Fatoş altın gerdanlık. Ne oldu Pembe? Hesabı bulaşık yıkayarak mı ödedin yoksa? Fatoş gitti kızım. Aman, aman üzülme be ana. Hoş geldin. Bir udumu. Tut şunu. Üf, üf. Hey, yaralı ceylan görmüş aslan gibi ne bakıyorsun güzel? Çok mu beğenmişsin? He baba. Ayıptır söylemesi, çok beğenmişim. Maşallah, bir içim sudur. Yo madem beğenmişsen ne duruyorsun? Kalk para tak, altın tak. Görsün senin ne biçim beykoklu olduğunu kız yahu. Hadi lo, yürü lo, de hadi lo. Saç abi, para saç. Abi bana ne yapmıştı, bir bana da. Abla. Bebe, kız İyi kalk be. İyi misin? Kalk, ha? Program bitmedi be. Ha? Çal çal. Saç saç. Altı yapıştırdı herif. Kız hala altı yapıştırdı. Oh, kızım, dişini kontrol et, gerçek mi değil mi? Selim, anam ilk defa biri altın yapıştırıyor sultana. Bir uykum var ki Selim, Allah inandırsın. Şurada hor gideceğim yani. Bebe, bebe uyan. Kız, program bitmedi derim, uyan. Hey, kuramat bey. Gel bakayım hele, gel. Buyurun efendim. Yo bana bu. Bu Dilber'i tanıyor musun? Kimdi bileyim misin? Sultanı diyorsunuz siz. Pembe ablanın kızıdır ağam. Bizim orkestramızın bir tanesidir sultan. Demek tanıyorsan ha? Anlat hele bir, nasıl bir kızdı? Sen Rıza yani ya meyhanedeki ağamı sultanı çok beğenmiş. Oğluna mı istemeye geliyor? Bugün mü geliyor? Allah seni kahretmesin. Niye daha önce demedin? Hazırlık yapardım, alışveriş yapardım. Şşt, vallahi geldiler, vallahi geldiler Rıza. Şşt, Fatoş, Selim geldiler, haydi kapıyı anam. Bay, bay. Bey, bey, bey. Yo selamun aleyküm.
Aleyküm selam ağam. Geldiniz Rıza dedi. Ağam gelecek dedi. Yani bunu dedi valla. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gelmiş ak ama eli boş gelmemiş ak ha. Bakın sen ne getirmiş ak o. Aç o. Vay, vay. Yok yanlışınız vardır Tümrü hanım. Geldi inek inek. Hı. Yani ben derken onu kastetmemiştim zaten. Bir şey mi buyurdunuz Pembe Hane? Duyamıyorum. Ay yani şey diyordum ağam. Anam dışarıda kaldınız, içeri geçin orada konuşalım. Çok doğru değilsiniz Pembe Hanım. Geçeceğim. Yürü, yürü. Geç canım. Gini. Geç. Değil Pembe Hanım. İnek. He inek, he inek. İnek. Sen olmadığında hemfikiriz Ertuğrul Hanım. Şimdi şurada stoplasın şurada. Stoplasın sokma. Stop yap ama mesela. Hey maşallah. Kızım. Kim bunlar? Kızım boş ver kim olduklarını. Hı? Şu altınlara bak sen. Ayaklı kuyumcu vitrini gibiler. Parıl parıl parlıyorlar valla. Bak gördün nasıl parlıyor. Doğru. Durlu isteyecek. Ya kerata sabrede mi görüyorsunuz mi? Kudurdu kudurdu. Ölmüş avrat diye diye. Allah cezanı verecek senin ha. Ya valla çok komik ha. Selin ona kudurmuş demiştin. Ağam espri yapıyor. Gül oğlum. Gülsene. Bak gülüyor. Ya kız sana. Kim bunlar? Nereden düşmüşler buraya? Üf, duyacak şimdi ha. Ya sorması ayıp Pembe Hanım. Siz bu kıza ne istiyorsunuz? Pardon? Yani diyeyim ki başlık parası olaraktan ne kadar istiyorsunuz? Ha başlık parası derse. He. Vallahi. Şimdi sizin güzel hatırınıza. Yüz. 100.000 yeterli olsun. Ne? 100.000 yeterli mi? Köpekin olur senin yav. 3 köy vereyim ben bunun başlık parası olaraktan ha. Köy derken? Anlamadım yani. Köy yumurtası mı veriyorsun? Gerçekten anlamadım Selim nedir? Yok ya ne yumurtası dönür ya. 3 tane bildiğin köy vereceğim. Köy yok mu hani? Mezra adam büyüktür de kasabada küçüktür. Yani bildiğimiz köy mü ağam? Bildiğimiz köy. He bildiğin köy işte. Hem de içindekilerle beraber vereceğim ha. 2500 baş koyun. Ne? 2000 baş. 150 baş evrat. 150 başta araba. Anam şimdi dur kafam karıştı yani. Senin köylerin mi var? Köyleri var adamın bak şimdi. Dur. Hem de 17 tane köyüm var Pembe Hanım. Hey maşallah. Anam 17 tane köy diyor Selim Fatoş. Bak 17 köy varmış resmen krallık kurmuş resmen yaşadık. Vallahi maşallah maşallah tutu maşallah. Kız sana saçmalama ne yaşadı ya? Ne diyorsunuz? Neresiniz bir kızı? Vallahi ağam siz daha iyi bilirsiniz. Ne demiş atalarımız? Kız evi naz evi demiş. Biz biraz düşünelim size cevabımızı veririz. Hadi bakalım. Bak. Cevabınızı bekleyin ha. Bekleyin canım hep beraber. Amma yaygar acısın sen be. Susmaz mısın? Ana bir ninni söylesene be. Dandini dandini das bunda. Emmi de dayı hep bunda. Eğerlenmiş at bunda. Eğer de sığmaz yük bunda. Yani ne de gezmez bunu be ana. Karnım acıktı nedir ben gideyim de bir mama karıştırayım ona. Ya Muharrem ya sen de bir şeyler yap da sussun şu bebek ya. Bak hıçkır hıçkır ağlar. Yapayım bebek şey. Ya ne bileyim ben şebeklik yap sussun işte. Şebeklik bak babaya yapar. Bak nanay nanay nanay. Bak babaya bak. Bak. Daha şebeklik yap daha. Bak susar şimdi birazcık. Şimdi ben susturacağım oğlumu.
Şurada taka taka işe. Bak, bak, bak şimdi baban ne yapacak sana bak. Ha? Bak 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 ne yapar bak Cemil bak. Aa bak babaya bak ne giymiş. Değil mi bebeğim bak dansöz gibi giyinmiş babacığım. Şurada takalım. Cemil. Kalk 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 babana Cemil, söyler. Cemil bak babaya bak, bak. Cemil ha dansöz olmuş oldu bak. Ay oyna oyna bari oyna oyna. Bu ne? Enişte enişte. Ay. Ya bu ne kılık ya? Enişte be. Ya delikanlı adam böyle köçek gibi zil takıp oynar mı be? Şşş. Nene bunlar senin eskileri değil mi? Hadi be. Ya ne yapayım be Ferhat? Bebek susmazdı. He. Onu susturmak için böyle bu kulağa girdim. Kimseye söylemeyeceğiz değil mi? Söylesek de kimse inanmaz ki enişte. Şöyle dur da ha. Elimde bir kanıt olsun. Talih be. Senin var ya bir yakalar. Gel buraya. Bir susun be. Daha yeni uyudu. Cemil babadan söz mü oldu ha? Selim, oğlum, kısmetin ayağı sürçtü, otur şuraya. Ne oldu oğlum? Nereye düştü? Geldi kucağımıza düştü. Düştü, kucağa düştü bak. O zaman böyle ballı bir kısmeti ne yapmak lazım? Kaçırmamak lazım abla. Kaçırmamak lazım. Demek ki bu durumda kaçmaması için ne yapacağız? Yanlışım varsa düzelt abla ama Sultan hayatta evlenmez o çocukla. Biliyorum. Ben de ona çare arıyorum. Ne yapacağız edeceğiz bu oğlanla Sultan'ı ne yapacağım? Evlendireceksin. Evlendireceğim. Döveceksin mi yani Sultan'ı? Aman daha neler artık yok baskı yok. Öyle baskı yapmakla benim asba kabul eder mi bilmez misin? Ya sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilmez misin oğlum? Ne kılıklı? Anası kılıklı. Anası kılıklı. Taktik değiştiriyoruz. Nasıl yani? Önce. Ben anlayışlı bir anne rolü yapacağım. Yapacağım tabii. O ne derse tabii ben kabul edeceğim. Evet efendim diyeceğim. Ne diyeceğim? Sepet efendim. Sepet efendim diyeceğim. Huyuna gideceğim. Suyuna gideceğim. Suyuna gideceğim. Sonra da Ferhat'la kim? Sultan. Sultan'ın aralarını ne yapıyoruz? Aralarını açacağız. Açıyoruz. Senin bu dediğin şey kolay mı abla? Birbirlerini ne kadar çok severler bilmez misin? Kolay kolay. Bak menekşeye bak. Küfeye. Az kaldı kaç yıllık kocayı boşuyordu. Niye boşuyordu niye? Kıskandığı için. İşte. Sihirli kelime budur ana. Kıskançlık. Vallahi bu kıskançlık var ya oğlum insana yaptırmayacağı şey yoktur. İyi de Sultan Ferit'i nasıl kıskanacak abla? Nasıl kıskanacak? Nasıl kıskanacak? Bize oppa. Oppa bir karı lazım. Kim bize böyle oppa bir karıyı bulabilir? Organizatör Rıza. İşte organizatör Rıza. Şimdi bir dakika ben onu arıyorum anam şimdi. Alo Rıza, Pembe abla nasılsın anam? Kelmange kako kako Şuka kelmange kako Yamba kelmange kako kako Yamba kelmange kako. Rıza, bu karı mı anam buldun karı? Belli olmuyor mu yani Pembe abla? Kendisi çok profesyonel bir insan. Her şeyi açık açık konuşabilirsiniz. Buyurun. Ay çekinmeden söyleyin şekerim. Kimle fingir diyeceğim? Kızım. Ferhat diye bir karı olan var. Onun başına musallat olman lazım. Tabii parası neyse vereceğiz. Sen bu işi becerebilir misin?
Beceri tabii abla, fıstık gibi kız, baksana. O beceremeyecek de. Oh. Sağ ol şekerim. Una değil. Ferhat'a musallat olacaksın. Elin ayağın acık yerinde dursun. Abla sorun değil yani. Çenemle oynamak istiyorsa oynasın. Seni sus sarımsaksız bakla. İki dakika rahat durun, şu işi adam gibi konuşayım. Şimdi kızım. Çok oldu bir. İyidir, iyidir. Hayır, ayrını gör. Tam olarak ne yapacağım şimdi ben? Şimdi evde Ferhat'tan başka kimse yok gene. O eve gireceksin. Diyeceksin ki o evde bir yaşlı karı var, kısmet karısı. O karıya fal baktıracağım diyeceksin. Esi sonra sen eve gidince biz de ne yapıyoruz oğlum planı? Şey yapıyoruz, devreye sokuyoruz abla. Devreye sokuyoruz. Sen de diyorsun ki ben işte şöyle böyle kız. Anladın mı kızım, orada bastırıyorsun. Tamam. Abla! Buyurun. İyi günler. Ben Kısmet Hanım'a fal baktırmak için gelmiştim de. Maalesef nenem evde yok. İçeri almayacak mısın? Dışarıda mı bekleyeceğim bu soğukta? Hayır. Yani ben evde tekim. Benden başka kimse yok. Olsun canım. Beni yemeyeceksin ya. Çok Selim. Şükürler olsun. Vay vay vay. Selim. Koş Sultan'ı al da gel. Çabuk tamam. Çağır bana. Haydi oğlum. Yürü. Şükürler olsun anam. Vay vay vay. İşte şükürler olsun. Getirdim abla. Boyunu basına kurban olsun senin ana. Kızana hayrola ne vardı? Şimdi kızım. Hani şu şey var ya. Reşua geldi ya. Seni oğluna istedi ya. Neyse. Senle kurban olur ana sana. Hiç konuşmadık kızım. Sen ister misin bu oğlanla evlenmeyi? Saçmalama be. Ölürüm de evlenmem o büyük başla. Ağzına sağlık kız Sultan. Aferin. Kızım. Madem istemezsin anam. İsteme. Anam seni zorla evlendirecek değil mi? Evlenme. Değil mi darling? Tabii abla tabii. Zorla güzellik olmaz ki. Olmaz tabii. Kızım sen şaka mı yaparsın? Normalde seni çoktan benim saçıma büyük yapışı bir yandan büverken bir yandan da evleneceksin. Yoksa seni boğarım diye olman lazımdı. Şakacı çocuk. Vallahi bak şaka yapar. Şaka gördün mü canımı? Canım benim gibi hoşgörü sahibi bir anne. Böyle şey yapar mı hiç? Hakikaten daha yapmaz. Yapmaz. Kız ana senin başına uçak falan mı düştü? Ne uçağı be, ne uçağı çocuğum be? Hayır. Saksı düşmeyeli insanın karakteri bu kadar çok değişmez de o bakımdan uçak dedim. Yani sen şimdi bu ağanın oğluna beni zorla vermeyeceğim şimdi. Tübeler olsun. Bak Sultan, bak kızım. Sen istersen git, ne kimi istiyorsan ona ver, bir şey demeyeceğim. Ben Ferhat'ı severim. Şimdi sen Ferhat'la evlenmeme izin verecek misin? Sev kızım, sev. Sen kimi seversen git onunla evlen. Sen sevdikten sonra ben ne derim kızım, vallahi bir şey demem. Kız ana ciddi misin ya? Vallahi ciddiyim ben. Vallahi ben hemen gidip bunu Ferhat'a söylemem lazım. Kaç kız kaç. Git anam git, yüreğinin götürdüğü yere git hadi. Şükürler olsun. Fatoş. Anam git anam, sen de mutfakta kalan bulaşıkları kurulup dolaplara koy. Haydi güzel kız hadi. Haydi kızım. Alo. Şşt, çaktırma anam. Şey geliyor, Sultan geliyor. Sen numaraya başla. Tamam anne. Kısmet ana gelsin, fal baktırıp hemen geleceğim. Merak etmeyin, gelir şimdi nenem. Çok fazla dışarı çıkma oyun yoktur. Ay başım çok fena dönüyor. Bana bir şeyler hanımefendi, oluyor. Ne oluyor hanımefendi, iyi misiniz ya? Hanımefendi, kendinize gelin. İyi misiniz?
Ferhat, ana beklemesin sen. Hadi yatak odasına götürün beni, hadi. Ne oluyor ya, ne diyorsun sen ya? Ne oldu burada ya? Yatağa atacaktın beni. Bu kız görünce mi vazgeçtin? Hem dur be. Kız. Ya ne diyorsun sen be? Sultan yalan söylüyor vallahi ya. Ya ben gözümle gördüğüme mi inanacağım? Sultan, yoksa sana mı inanacağım? Seni de Allah kahretsin. Sultan, Sultan vurma dur ya. Sultan, Sultan. Hanımefendi beğendin mi yaptığını ya? Sultan. Ya kız ana. Sultan dur. Ya kız ana ya. Kızım. Yoksa sen mutluluktan mı ağlarsın? Tabii. Ferhat evlenmesine izin verdim ya. Mutluluktan iki gözü iki çeşme şimdi cimbir bir ağlıyor. Ne mutluluktan ağlaması ya, ne diyorsun ya? Anam niye ağlıyorsun sen peki? Söyle be! Ay. Kız ana. Hı. Şu an oğluyla evlenmeyi kabul ederim. Söyle gelsinler. Ne? Kız ne dersin sen be? Karışma sen! Şimdi Sultan kızım bak burada. Fatun Şaklı yani konuşuyor. Sen değil mi Selim? Şimdi Ferhat'ı severken niye gidip sen o ayı yani Reşua'nın oğluyla evlenesi Ferhat'la evlense değil mi Fatoş? Sus kızım. Bana bir daha Ferhat'tan bahsetme kızım. Bu evde artık kimse o ismi ağzına almayacak. Ferhat ismi. O isim anılmayacak dedim. Bu iposu bastır alan. Amin Allah'ım. Yani niye bastın Ferhat'ın ismi? İsmi ben anlamıyorum. Niye olacak? Meğer sen beni aldatırmış o biliyor musun? Tabii. Vallahi olamaz. Olamaz yok. Vallahi olamazsın sen karışma be. Sus. Yok be ben inanmam valla Ferhat'a. Ya kız gördüklerime mi inanayım yoksa sana mı inanayım ya? Tamam kızım tamam. Kızma. Sen şimdi ya Reşo'nun oğluyla mı evlenmek istersin? Son kararın mı? Son kararım. Gelsinler. Gelsinler. Tamam gelsinler. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Arayayım hemen düğünü derneğip kursunlar. Kız ara! Sultan! Çabuk ara çabuk. Arıyorum. Arama! Ne diyorsun oğlum sen? Elin kızı durup dururken niye sarılsın sana? Ya abi ne bileyim ki anlamadım ki ya. Ya geldi böyle sarıldı yatağa götür beni dedi ya. Ya nerede onun hastası varsa gelip beni buluyor zaten ya. Hayır sultana da derdimi anlatamadım ya. Ah, bak abi açmıyor işte telefonu. Küstü bana açmıyor abi. Açmaz. Yok kardeşim bu işte bir iş var. Normal değil bu. Beyler. Düğün davetiyelerini getirdim. Hepiniz sultan düğününe davet ne? Ettiniz. Ne diyorsun nasıl? Ne diyorsun be? Ne diyorsun ya? Kimle evlendin sultan? Söyle. Sakin ol ya. Bırakın onu ya. Bırak. Sakin ol be Ferhat. Selim'in ne kabahati var? Sultan Reşuan'ın oğlu Sido ile evleniyor. Ne? Hepiniz düğüne davetlisiniz o kadar. Evlenmeyecek işte. Gidip sultanla da konuşacağım tamam mı? Hiç boşuna zahmet etme. Sultan evde değil. Düğün alışverişinde. Akşama da evleniyor. Ya bırak atayım abi ya. Bırak ya. Bırak. Aa, yanlış yapma Selim. Sultanı başkasını yar edersen var ya, ben de Ferhat değilim ha. Sakin ol Ferhat, sakin ol. Tamam. Sakin ol Ferhat. Tamam kızım sen yorulma. Ben ikimizin yerine de atarım gübecikleri. Çekil. Sultan. Tebrik ederiz be. İnşallah mutlu olursun. Tebrikler. Sağ ol. De. Ana, kıskananlar çatlasın.
Gelin olduk gidiyor. Gidiyor. Çatlayın da patlayın. Ama ne oldu? Ya kim kapattı elektrikleri be ne olur? Elektrikler getiriyor. Bir şey yakın, mum yakın. Ama su çıktı. Neredesiniz be? Ne oldu anlamadım ki. Allah Allah. Kim kapattı? Anne neredesin? Mum yakın hele ne oldu? Bir şey yakın. Ana ne oldu? Ne oldu? Anam su da yok. Anam su da yok. Su da yok. Senin su da yok. Aman kızım. Gidelim ya. Ne oldu su ya? Allah cezanı versin. Abla. Bir şey oldu kız yok. Ne oldu? Anne ya abla. Bilmiyorum bir şey oldu kızıma. Abla. Anne. Ferhat götürdü. Kesin. Gitti. Valla. Eyvah. Namusumuza leke sürülmüşsün. O Ferhat denen kansızı bulup namusumuzu temizleyeceğiz. Yorayım bana bana. Yorayım gidelim. Neredeyim ben ya? Bunlar ne ya? Beter'in bir arkadaşının dağ evindeyiz. Seninle bir müddet burada kalacağız Şahin'im. Sen beni nasıl kaçırırsın ya? Hem de en mesut günümde. Müstahak ben kocamla evlenirken. Aa. İç boşuna debelenme paket yaptım çünkü senin canım. İmdat! İmdat! Kurtarın! Boşuna bağırma Sultan ya. Çevrede ayılardan kurtlardan başka kimse yok. Onlar da seni anlayamazlar. Sen bir beni anlıyorsan onlar haydi haydi anlar. Bak şimdi. İmdat! Yardım edin imdat! Yani... Bağır bağır iyi gelir. Sesi açar bağırmak. Ya ne diye kaçırdın beni? Deli misin divane misin ya? Ya kaçırdım çünkü sen büyük bir hata yapıyorsun Sultan ya. Eve kız atan sevgilimi bırakıp namuslu bir adamla evlendiğim için mi hata yapıyorum? Tam işte tam orada hata yaparsın Sultan ya. Yeminle bak ben o kızı eve atmadım. Ya o bayıldı ben de kucağıma aldım divan atmak için ya. Sus sus. Bittin sen benim için. Bittin. Şikayetçi olacağım senden. Hapislerde sürüm sürüm sürdüreceğim seni. Göreceksin. Bağır bağır. Herkese günaydın beyler. Günaydın. Beter, duydun mu olayı? Ferhat Sultan'ı kaçırdı. Hem de düğünden kaçırdı abi. İyi yapmış. Keşke ben de Pembe'yi kaçırsaydım. Öyle deme abi. Gittik karakola şikayetçi olduk. Ablam Ferhat'ı sürüm sürüm süründürecek. Hiçbir şey yapamaz senin ablan. Ferhat'ı sürüm sürüm süründürebilmesi için önce bulması lazım. Nerede Ferhat biliyor musun? Ya ayveden konuşuyorsun elbet işte. Bulacağız izini. Biraz zor bulursun canım. Görürüz. Buyur Ethem abi. Selamun aleyküm. Bunlar ki be? Reşoğa'nın marabaları. Reşoğa köyden çağırdı hepsini. O Ferhat denen kansızı bulup kurşuna dizeceksin. İyi, olur ağam. Bizim namusumuzla oynamak neymiş göstereceğiz onu. Ya ne duruyorsunuz? Hadi. Ya siz ne duruyorsunuz? Bir çay getirin yo. Bu adamlar delirmiş resmen. Ferhat abi hiç iyi yapmadı ya Sultan ablayı kaçırmakla. Bence de. Bu herifler öldürür Ferhat'ı be. Hem de nasıl. Alo. Koçum, burada durumdan azıcık nanay. Reşoğa köyden silahlı adamlarını getirmiş. Her yerde sizi arıyorlar. Sakın bu taraflara geleyim demeyin ha. Sen hiç merak etme abi. Zaten o taraflara dönme gibi niyetimiz yok bizim. Burada mutlu bir yuva kuracağız sultanla. Çoluğa çocuğa karışacağız. Pislik. Menemen yer misin sultan? Çok güzel olmuş. Zıkkım olsun inşallah. Zehir olur da yiyip geberirsin. Ama tadı çok güzel be sultan. Harika. Açlıktan ölürüm de yine de yemem. Yaşa hanım bak inat etme. Ya sen de biliyorsun beni senden başka bir kıza bakmayacağımı ya. Ya konuşma Ferhat ya. Sen benim için ölüsün artık. Bitti her şey sus. Bak sana suçsuz olduğumu ispat edeceğim ama sultan ha. Göreceksin. Ha, göreceksin. Harika olmuşsun menemenler ha. Şu ellerimi aç da tuvalete gideyim. Tamam.
Açıyor işte. Nerede buranın tuvaleti? Şurada, sağda. İyi. İşte buraya kadar Ferhat Efendi. Beni daha kaldıracak insan anasının karnına doğmadı daha. Hanımefendi, iyi günler. Tamirci lazım mıydı? Bir parçası eksik galiba, ondan çalışmıyor olabilir ha? Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim, öldüreceğim seni! Beni kandırıp kaçacağını mı sandın ha? Ben o kadar salak mıyım? Yürü içeri! Ya bırak yürü. Beni ya, bırak! Yürü diyorum sana! Bırak! Yürü içeri! Yürü! Giderlerini de çöp etsin! Ya yürü. Bırak beni! Ya, bak. Bu Reşo Ağa'nın adamları bütün mahalleyi tutmuşlar. Ferhat'ı yakalayacaklar diye ödüm kopar valla. Korkma Sebep'te, Ferhat'ı yakalayamazlar. Çünkü Ferhat mahallede değil. Mahallede değil mi? Nerede peki? Şile'de Avva yolu üzerinde Betir'in arkadaşında bir dağ evi var. Ortalık yatışana kadar orta saklanacak. Ha, öyle desene be. İçim rahatladı valla. Şuradan bir çay ver de keyifle içelim artık. İş tabiat için iş mi? Abla! Abla! Ben abla! Abla buldum! Ben abla! Abla buldum! Abla! Ha. Abla buldum! Anam. Abla buldum! Nerede? Ferhat'ın yerini buldum abla! Nerede buldun ne? Hanım? Buldun mu? Ne? Muharremler konuşurken duydum abla. Ferhat Sultan'ı veterin bir arkadaşın Şile'deki dağ evine kaçırmış abla. Şile'deki dağ evi nerededir Selim? Ağa yolu üzerinde abla. Koş Silo! Adamları topla, namusumuzu temizlemeye gidiyor. Yürü, yürü çabuk. La koşu, koşu, koşu. Hep gidin. Ana bizi takip edin. Bizi gözle kaybedirsiniz. Şire yoluna çıkmayın. Anam, anam. Bir oturuyorum. Ne? Ana, Ferhat'ın yerini bulmuşlar. Allah, Allah, abimi vuracaklar. Sus, Muharrem'e haber verin. Koş, koş, koş. Muharrem, Muharrem. Muharrem, Ferhat'ın yerini bulmuşlar. Ne? Ne diyorsunuz ya? Olamaz. Ferhat'ın yedi mi buldular? He? Reşo Ağa bütün adamlarını topladı. Şile'ye doğru yola çıkıyorlar. Öldürecekler Ferhat'ı. Evet öldürecekler. Bir dakika bir dakika. Onlardan önce oraya varacağız. Nuri. Ne abi ha? Koş oğlum mühim için çalıştır. Şile'ye gidiyoruz. Tamam. Hadi. 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 Ah işte orada arabaları orada. İşte. Eminim o evdeler ha. Açın. Arkada çevirin. Çevirin arkada. Arkada mı? Arkada gidin. Arkada. Yürü yürü. Yürü. Sultan. Sultan. Siz ikinci tamam, tarafa gelin. Siz arkadan dolaşın. Hadi. Neydi onlar? Ferhat. Ferhat. Etrafın çevrildi. Kaçacak yerin yok dedi. Çık dışarı. Delikanlı Ferhat. Ha delikanlı Ferhat çık dışarı hanım. Ferhat benim. Beni vur. Anam yalan söylüyor Reşo. Bu değildir Ferhat ha. Bu beter, beterdir. Sen nereden çıktın beter? Ferhat beni, beni vurman lazım. Al şunu tepemden. Ne oluyor? Ferhat benim. Anam delirdiniz mi siz? Ne oluyor size? Ferhat benim. Anam hepsi Ferhat oldu. Ferhat benim. Reşo yalan diyor ha. Benim Ferhat. Benim Ferhat. Önce bizi vurman lazım Reşo. Hayır. Asıl Ferhat benim. Sen demin. Ha. Ben de Pembe abla. Şşt, çekilin kapıdan. Benim meselem sizinle değil. Ferhat'la. Namusumuzu kirletmiştir. Namusumuzu temizlemem lazım. Çekilin. Ferhat benim. Senden de adamlarından da korkmuyorum kardeşim. Sultan sizin namusunuz değil. Benim namusum be benim. Sultan'ı kaçırdım. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri birbirimize aşığız. Seviyoruz birbirimizi. Allah anladın mı Reşo? Kahretsin emin. Aşka saygımız sonsuzdur. Ama... Madem birbirinizi seviyorsunuz, siz
Sultan ne demeye ben oğlanla evleneyim? Ne demeye? Yalan söylüyorsunuz. Durun! Ben bütün gerçeği anlatayım. Her şey Pembe ablanın tezgahıydı. Sultan Ferhat'la evlenmesin diye tezgah yaptı Pembe abla. Ne? Valla seni kahramanım, inanmayın, şaka yapıyor. Rıza, şakanın sırası mısın? Allah! Çek! Bir kız... Bırak sen de beni tamam, be. Bu kız dümenden Kısmet Ana'ya fal baktıracaktı. Ama bak, tabii esasında Ferhat'la iş pişiriyormuş gibi yapıp sultanı Ferhat'tan soğutacaktı. Ben sana sonra sorarım. Ne? Allah! Dedim sana şahane, bak tezgahmış işte. Ben mahvoldum. Sultan Ferhat'a kızdığı için Reşe Oğan'ın oğluyla evlenmeyi kabul etti. Vay! Vallahi seni kahretsin, sıçak. Allah seni ne yapmasın emin, beni de bul. Hiç mi utanma, arlanma yoktur sende be? Kızım, nasıl kıydın bize ya? Nasıl kıydın ya? Canavar kaçı, ne olacak? Bu bizim işimiz değildir artık lo. Değil vallahi. Ya karışmayasınız. Karışma. Anam şunu çek tepemden be. Yori. Hadi. Yori. Allah sizi kahretsin emin. Kızım seni zeki kocalara verecektim ha. Üç tane köy verecektim. Hiç meraklanma. Ben seni köye göndereceğim ama tahtalı köye göndereceğim be. Gel vatandaş, gel! Vatan geminin malları bunlar. Bana bak valla, seni kürekle döverim ha. Ağzına vurduk bu kürekle, ne olursun biliyor musun? Patlatırım ağzını yüzünü. Peki ya öğrenirlerse tekneyi bizim batırdığımızı? İsmi ne bunun? Güzel. İyi, en azından ağız yakar. Aa, canım kocam benim. Herkesin ortasında sırlaşma kız. Oo, var.